Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Burada bu yolda vefat edenler için biz taziye çadırı kurduk. Bu taziye çadırı 3 gün burada kalacak. Burada vefat edenler ailelerin geliyor. Kaza geçenler geliyor. Yoldan geçenler geliyor. Diyoruz ki gazeteciler geliyor. Televizyonlar geliyor. İnşallah daha çok sesimiz duyulsun. Şanlıurfa'nın biliyorsunuz ki sorun ve sıkıntıları çok. Yani saymakla bitmez. O kadar çok sorunu var ki halledilmesi gereken. Şanlıurfa'nın en temelde tek bir sorunu vardır. Yani bunu bir şemsiye olarak düşünelim. Şemsiyenin altında çok sorun birikir ama en tepede bir tek şemsiye altında sorunu şöyle dile getirebiliriz. Bana göre Şanlıurfa'nın temeldeki en önemli sorunu şu: Şanlıurfa iyi yönetilemiyor. Bu şehir iyi yönetilebilirse arkasından gelen bütün sorunları çok rahat halledebiliriz. İyi yönetilmediği için maalesef problemler, sürekli sorunlar arka arkaya geliyor. Lider kişiliğe sahip olan bir profil Şanlıurfa'yı yönetirse o zaman emin olun ki Şanlıurfa'da sorun kalmayacaktır. Tam tersi, Şanlıurfa üretimde olsun, hizmette olsun kesinlikle çağ atlayacaktır. Çünkü Şanlıurfa'nın bu potansiyeli vardır. Ben hep söylerim, Şanlıurfa'da 3 şey var ki Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir şehrinde bu 3 şey aynı anda yoktur. Nedir bu Şanlıurfa'da olan 3 şey? 1- Genç nüfus. Türkiye'nin en genç iliyiz. 2- Verimli arazilerimiz var. Sulanabilir, verimli geniş ovalarımız var. 3.sü likidite oranı yüksek, yani istenildiği zaman nakit paraya dönüşebilecek bir maddi güç var Şanlıurfa'da. Dolayısıyla bu üçünü bir araya getirebilirsek ben eminim ki Şanlıurfa atağa kalkacaktı. Gerçekten çağ atlayacak. Şanlıurfa üretimde Türkiye'nin Çin'i olabilir. Bunu yapabilecek potansiyeli var. Yeter ki Şanlıurfa doğru ve iyi yönetilsin. Şanlıurfa'da ve Türkiye'de siyaset arenasında Cuma 11-11 tam bir marka oldu. Bu Cuma 11-11 ile birlikte halkın sorunlarını dile getiriyoruz. Halkın sesini duyurduğu bir platforma dönüştü. Artık siyasi partinin de çok ötesine geçti. Şanlıurfa halkı bunu çok sevdi, çok beğendi ve çok da ilgiyle izliyor ve merak ediyor. Biz Cuma 11-11 olsun ve daha farklı bir şekilde dile getirdiğimiz Şanlıurfa'nın sorunları gerçekten karşılık buluyor. Neden? Çünkü Cuma 11-11 paylaşımları değil Şanlıurfa'da, Türkiye'de gündem oluyor. Biliyorsunuz ki Cuma 11-11'de dile getirdiğimiz birçok sorun çözüm buldu. Bu da neyle oldu? Türkiye'de gerçekten bir gündem haline geldi. Dile getirdiğimiz sorunlar, dile getiriş tarzı, üslubu, tavrı ile Şanlıurfa'da hem çok beğenildi hem çok ciddi bir kamuoyu gücü baskısı oluşturdu ve Türkiye'de de gündem oldu. Dolayısıyla yetkililer harekete geçmek zorunda kaldılar. Bu da Cuma 11-11'in aslında bir başarısıdır. Hatırlarsanız Karaköprü'de Yaşam Parkı denilen bir yeri vardı. Yıllarca atıl durumdaydı. O kadar para harcanmıştı. Biz onu gündem ettik ve hemen kısa bir süre içerisinde orası açıldı ve şu anda insanlar gidip oradan faydalanabiliyorlar. Gençlerimiz gidiyorlar, Yaşam Parkı'nı çok rahat kullanabiliyorlar. Faaliyete girdi. Bu da Cuma 11-11'in aslında bir başarısıdır. Hemen akabinde biliyorsunuz ki Haliliye'de atıl durumda olan, yıllardır milyonlarca para harcanmıştı, atıl durumda bir bina bekliyordu. O binayı da biz gündem ettik ve daha sonra hemen orası İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredildi ve şu anda hastane dönüşümü için çalışmalar yapıldı. En son ben ziyaret ettiğimde tabelasını da asmışlardı ve şu anda orası da artık hastane dönüşüyor. Dolayısıyla bu da ciddi bir başarı. Suruç ölüm yolu hakikaten her gün kazaların olduğu ve bu kazaların birçoğunda ölümle sonuçlanan kazalar vardı. Biz onu da gündem etmiştik ve Türkiye'de gündem olmuştu yine. Ve dolayısıyla hükümet kalktı, oranın ihalesini yaptı. 8 Ağustos'ta oranın ihalesi yapıldı. Ve bu da yine Hüdapar'ın aslında sorunu gündeme getirmesi ve çözümü zorlamasıyla aslında elde edilen bir başarıdır. Yine Cuma 11-11'de işlediğimiz, biliyorsunuz ki yıllardır insanlar PTT kuyruklarında bekliyorlardı. Yazın güneşin altında, kışın yağmurun altında, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, herkes bekliyordu. Sabah erken saatlerinde gelip akşam mesai bitimine kadar bekleyen insanlar vardı. Neymiş efendim?
devletin vermiş olduğu bir elektrik indirimden faydalanacak ve her ay gelmek zorunda, kimliğiyle beraber şahsın kendisi gelecek. Biz bunu gündem ettik. Dedi ki dijital bir devirde ve çağda yaşıyoruz. Çok rahat siz bunu elektronik ortamda yardım yapabilirsiniz. İnsanlar elektrik faturalarını ödemek için evinde otursunlar. Bunu çok rahat ya kurumlar kendi arasında mahsuplaşsınlar ya da dijital bir platform üzerinden bunu halledelim diye öneride bulunmuştuk. O öneride karşılık buldu ve şu an tüm Türkiye'de insanlar artık elektrik yardımından faydalanan insanlar e-devlet üzerinden evde oturarak, çayını içerek, kahvesini içerek çok rahat faturasını ödeyebiliyor. Hüdapar'ın bunu gündeme getirmesinden sonra çözüm buldu. Bunun için bizi arayan o kadar sayısızca insan oldu ki, mesaj atanlar, arayanlar, teşekkür edenler, dua edenler, başkanım yıllardır bu sorun vardı, kimse ilgilenmedi bizimle. Ama sizin bu sorunu dile getiriş tavrınız ve tarzınız Türkiye'de gündem oldu ve dolayısıyla çok rahat bir çözüm bulundu. Ben şunu eklemek istiyorum. Demek ki istenilince bazı şeyler olabiliyormuş. Oluyormuş aslında. O yüzden Urfa'nın 13 milletvekiline sesleniyorum. Onların da kulaklarını sürekli çınlatıyorum biliyorum ama onları görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Demek ki siz de bir baskı oluşturursanız, siz de çalışırsanız, Ankara'da gerekli girişimlerde bulunursanız Urfa'nın birçok sorununun aslında halli olabilir. Çok rahat. Yeter ki bunu isteyelim ve memleket için hep beraber çalışalım. Lütfen hiçbirimiz particilik yapmayalım. Gelin hep beraber memleketçilik yapalım. Şu anda biliyorsunuz Cuma 11-11 Urfa'da çok beğeniliyor ve her hafta büyük merakla insanlar bekliyorlar, ilgiyle bekliyorlar. Diyorlar ki acaba bu hafta ne var diye. Şimdi sırada o kadar sorun var ki, Urfa'da çünkü sorun çok fazla. Halktan gelen talepler var. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Biz bütün taleplerin hepsini sıraya yazmışız. Ajandamızda yer alıyor. Bize gelen bütün talepleri her hafta sırasıyla işleyeceğiz. Bize iletilen hiçbir sorun kesinlikle bir köşede kalmayacaktır. Mutlaka gündeme getirilecektir. Fakat Urfa halkının şunu bilmesini istiyorum. İnanılmaz derecede bir yoğun talep var. Aylarca yapılacak programları sıralasak her hafta dolu dolu geçiyor. Gelen talepler yine de var. Biz bunların hepsini not ediyoruz. Sırası gelen bütün sorunlar mutlaka gündem edilecektir. Hiçbirisi de es geçirmeyecektir. Sadece biraz beklemeleri gerekiyor çünkü sıra çok fazla.